İlk defa bir bölümü ağlayarak sunuyorum. E kardeş, bunu daha ne uçuruyorsun diye niye soruyorsun ya? Hem çaldırıyor hem niye soruyorsun? Yani çaldırıyor derken bir başkasına çaldırıyor. Kendisi çalacak hali yok. Hmm. Geldi başına böyle bir olay. Yani geldi yani. Gelmez olur mu? Böyle şeylerde de ben işte tahammül edemiyorum. Kuştan dostluğu birbirine karıştıran çok arkadaşımız var. 4 tane 5 tane kuş getireyim ama kuşçuların peşine gitme. Çatı çatı dolaşma. Neden peki abi? Bazı kuşçu arkadaşlarımızı görüyoruz. Çocukları var. Şimdi mesela adam işe gitmiyor, güce gitmiyor. Kuşun peşinde koşuyor. Değer mi yani, bu kuşun peşinde koşmaya değer mi? Şu karşıdaki nedir peki abi? Onlar köşede. Bakıcı olan kuşlar. Orada bakıcı keklik bakıcı falan da mı var? Ben öyle bir şey mi gördüm? Keklik yok, de mi var keklik orada? Yok, yok orada. Bir tane büyük bir şey gördüm de. Yok, o şey Suriye kuşu. Bir bakabilir miyiz abi o Suriye tabii kuşuna? Tabii. Şimdi biz kuşun besliyoruz. Cenazeye mi gidebiliyoruz? Hastaya mı gidebiliyoruz? Bırakıp gidebiliyor muyuz? Tabii. Gidemiyoruz. Tabii kuşçuluk yani. Ben bu yaşta çoluk çocuk Ankara'da, ben burada yalnız duruyor. Niye yalnız duruyor? Kuş için. Kuş için yalnız duruyoruz burada. Ona kardeşlerimiz gavur silahı diyorlar. Kimse içine girmiyor. Oradan o kapatmadı mıydı kümes şeye, bahçeye arkadaşlarımız girmiyorlar. Gavur silahı. Vallahi gavur silahı diyorlar. Yani bu ortamda bizim kuş için, kuş bize bu ortamı yaptırdı mı bu yaşta, helal olsun diyelim o kuşa. Başka evet. Bir şey demeyelim yaş yani. Dediğim bu arada ben yaş... Bu arada ben 1950 doğumluyum, 70 yaşındayım. Maşallah. Gerek şebap olsun, taklacı güvercin olsun, işte posta güvercin olsun, yarış kuşu olsun, karışma kuşu olsun, dönek olsun. Sevgili izleyicilerimizden ricam, bana Harun Köybaşı şu altta görmüş olduğunuz Instagram hesabından ulaşabilirler. Bizi kümesine davet etmek isteyen, gelin sizle güzel içerik çekebiliriz diyen sevgili izleyicilerimiz, kanatlı hayvan ne olursa olsun, kanarya bile olsa, mesajlarınızı bekliyoruz. Biz de Alatürkiye YouTube kanalının yelpazesini sayenizde genişletmiş olalım. İnşallah beklentimiz olan bir yavru hediye edelim. Yavru ekesi. Ben bu yavru ekesini ufacık kılçıklanmadan bile kışın evde sobanın arkasında elimle büyüttüm. Bu hediye edeceğim kuşun. Hediye edeceğimiz kuşun. Videonun altındaki yorumlar kısmında belirtirseniz çekilişimize katılmaya hak kazanacaksınız. Biz de o yorum yapan sevgili izleyicilerimiz arasından bir kişiye bu güvercini hediye edeceğiz inşallah. İnşallah. Güle güle beslesin. İnşallah. Güle güle buradan beslesinler. Da söyleyelim. Sevgili izleyiciler, bahar geldi. İlk defa bir bölümü ağlayarak sunuyorum. Alerjim o kadar coştu ki, ilaç kullan, şurup kullan, onu yap bunu yap, hiçbir şey fayda etmiyor. Neyse, bahar gelsin de, önemli değil. Bunlar ufak tefek şeyler. Şimdi sevgili izleyiciler, neredeyiz bugün? Ankara'dayız, yine Çubuk'tayız. Bir Alatürkiye YouTube kanalında bir Çubuk silsilesi başladı gidiyor. Çubuk'ta yine efsane bir ismin yanındayız. Talat abimiz burada. Aynı zamanda dede lakaplı bir üstadımız. Abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Vallahi ben Ankara'da 1950 doğumlu, Ankara'da otomobil döşemecisi olarak da 2008 yılına kadar dükkan çalıştırdım. 2008 yılından sonra mesleği bıraktım. Küba'da kafamı dinlemeye geldim. Burada sakin sakin işte kuşlarımla oynuyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Başka bir emekliliğin tadını çıkartıyorum. Çubuğa geleli 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. 5 evet, yıldır oldu. Çubuk'tasın. 5 yıldır burada aynı zamanda bir evimiz var. Evet, buradaki evimiz işte müstakil bir evimiz var. Cenab-ı Allah herkese versin. Önce amin. Cenab-ı Allah'ın, sonra bizim. Şükür Allah'a bugünleri gördük. İşte sakin sakin oturuyoruz. Kimseye zararımız yok. Kimsenin de bize zararı yok. Böyle sakin sakin kafamızı dinliyoruz. Ne güzel. Mekanlı 10 numara abi. Buraya çiçeklerini dikmişsin. Çiçeklerimizi diktik. Ağaçlarını dikmişsin. Evet, şimdi canlarımız var. Talat abi, ağaçlarımız sevgili var. İzleyiciler, Talat abi bana videodan önce şeyi gösterdi. Buranın Talat abi ilk aldığındaki haliyle şimdiki halinin kıyasladığı bir orada tablosu var. Birazdan onu da inceleyeceğiz. Abi sen burayı bildiğim böyle harabeden almışsın, evet, ve bu evet, hale getirmişsin. Evet, gerçekten evet, evet, emeklerine evet. Sağlık. Nasıl sağ oldu bu süreç abi? Neler yaptın burada? Vallahi şimdi geldik. İşte bu evi önce tadilatını yaptık. Onun arkasından araba garajı yaptık. Onun arkasından kuşların kümeslerini yaptık. Çamları diktik. Ağaçları diktik. Ağaçlarımız 2 senelik meyve vermeye başladı. Yavaş yavaş. İşte 3 tane komple bir çamımız var. Şükür Allah. Arkamızda kirazımız, vişnelerimiz var. Bir de arka bahçemiz var. Var. Buranın. Var. Asmalarımız var. Üzüm asmalarımız. Köpeklerimiz var. Köpeklerimiz var. Maskotlarımız var. Daha öyle diyelim. Maskotlarımız var. Alarmlarımız var abi. Alarm. Alarm. Harbiden alarm yani. Şimdi zaten onları da bir çıkartırız. Ben size onların da özelliklerini gösteririm. Burada ben onlarla vakit geçiriyorum. İşte ömrüm nereye kadar giderse, Cenab-ı Allah ne kadar bir ömür verirse buradayız inşallah. Bundan sonrasında bakalım Allah, Cenab-ı Allah neyi gösterir bilmem. İnşallah. Abi şimdi ben öncelikle dedik ya, seni tanıyalım dedik. Kendinden bahsettin ama bir de bir kuşçuluk hikayeni dinlemek istiyorum senin. Kaç yaşından beri kuşçulukla uğraşıyorsun? Kuşçuluğa ben ilkokul 2'den bu tarafa meraklıyım. Aralıklı olsa da bir bırakma imkanlarımız oldu.
Ama onun haricinde yine de bırakamadık. Biz buraya da bu olayı, bu ortamı biz kuş için geldik, yaptık. Yani bu ortamda bizim kuş için, kuş bize bu ortamı yaptırdı mı bu yaşta, helal olsun diyelim o kuşa. Başka evet. Bir şey demeyelim yaş yani. Yaş dediğim bu arada ben yaş... Bu arada ben 1950 doğumluyum, 70 yaşındayım. Maşallah. Allah herkese uzun ömür versin. Allah saatli saatli ömürler versin. Saatimiz çok şükür yerinde. Bir şikayetimiz yok. Cenab-ı Allah herkesin ömrünü uzun etsin. Evet, Allah sağlık versin. Amin. Hiç 70 yaşında durmuyorsun. Eminim seyircilerimiz de benim gibi düşünüyordur. Sağ ol, Allah razı olsun. Peki kuşçuluğa kaç yaşında başladın abi? 8 yaşında. 8 yaşından evet. Bu yana ara verdin. Aralıklı olsa da bıraktık ama genellikle devamlı olarak da besledik. Peki yani. Bırakma sebeplerin neydi abi? Şimdi bazen böyle tatsız olaylar oluyor. Bu tatsız olaylara da ben tahammül edemiyorum. Adam kapına geliyor, kuş seyrediyor. Arkadaşın yemeğini yiyor, çayını içiyor. Bir de kuşunu çaldırıyor. Arkandan da karşına geçiyor. Ne uçuruyorsun kardeş diyor. E kardeş bunu daha ne uçuruyorsun diye niye soruyorsun ya? Hem çaldırıyor hem niye soruyorsun? Çaldırıyorsun derken abi çalınmasına yani vesile mi oluyor? Evet çalınsın. Yani tabii. Çalınmasına vesile oluyor. Harbiden çalınmasına vesile oluyor. Yani çaldırıyor derken bir başkasına çaldırıyor. Kendisi çalacak hali yok. Hmm, geldi başına böyle yani bir olay. Geldi, yani geldi gelmez olur mu? Böyle şeylerde de ben işte tahammül edemiyorum. Bu kuşçuluğu aslında normal olarak kuştan dostluğu birbirine karıştıran çok arkadaşımız var. Ama biz kim kapımıza gelse, kapımıza kim gelse biz daha bir tane Allah'ın kulunu kapımızdan çevirmiş değiliz ya. Bu kuş nedir? İki tane yumurtadan çıkan bir kuş işte. Evet. Bir varlık ya. Peki çocuklar falan senin kuşçuluk? Benim büyük oğlum bir kuşa merak sardı. Ortaokul döneminde ben işten geldikten sonra annesi kuşçuların peşinde koştuğunu söyledi. Ben oğlumu karşıma aldım. Dedim ki ona işte böyle böyle oğlum ben sana 4 tane 5 tane kuş getireyim ama kuşçuların peşine gitme. Çatır çatır dolaşma. Yıl kaç bu arada abi bu dediğin olay? 2000 yılı. Pardon 98 yılı. Ya bayağı oldu yani üzerinden bayağı 98 geçti. Yılı öyle diyeyim. 98 yılında gittim 4 tane bir arkadaşımızdan kuş getirdik. O arada biz kuşlar çalındıktan sonra biz 10 sene bıraktık kuşçuluğu. Bu arada işte oğlan başlama yönelik oldu muydu? Biz karşımızda olanı aldık, kuş getirdik. O kuşlarımızı getirdiğimiz kuşlarımız da efsane bir şekilde oynadı. Bu sefer kuşçuluğa biz yeniden başladık. Sen oğlanı başlatacaktın. Evet. Oğlan bıraktı kuşçuluğa, tekrar biz yine yeniden başladık. Yani diyeceğim kuşçuluk bu böyle bir şey işte, bir hastalık. Oğlan ne kadar dayandı abi? Oğlan 2 ay. 2 ay. Çok oğlan yani yalanla sadece senin başlamana vesile aynen oldu öyle. Ve aradan çekildi. Aynen öyle. Şimdi kuşçulukla falan alakası. Hiç alakası yok. Şimdi şu anda turizmden uğraşıyor. Oo ne güzel. Memnun musun abi? Efendim? Yani başlamamasına memnun musun? Ya tabii yani. Başlamamasına memnunum. Zaten şimdi şu anda işinde gücünde. O kendisi kendi işine baksın artık. Çocuklarımın hepsi öyle zaten. Artık kendi kendilerinin işlerine bakıyorlar. Hiçbir tanesi de şimdiye kadar şu anda büyüğün haricinde kuşa meraklı olarak hiçbirisi... Şey olmadı ama... Sen peki demedin mi? Ya benim mesela yıllar önce işte elimde böyle soylarım var. Ya bu çocuklar büyüsün de benden bu çok emek harcadığım kesin soylara olarak, kesin olarak, hizmet kesin, etsinler. Yok, kesin olarak. Öyle bir düşüncem hiç olmadı. Neden peki abi? Yani şimdi şöyle bir olay var. Yani hayata atılsınlar. Bazı kuşçu arkadaşlarımızı görüyoruz. Çocukları var. Şimdi mesela adam işe gitmiyor, güce gitmiyor. Kuşun peşinde koşuyor. Değer mi yani bu kuşun peşinde koşmaya değer mi? Değmez. Onun için şimdi bak herkes kendi işinde gücünde. Bir tanesi Sakarya Caddesi'nde telefoncu yapıyor. Bir tanesi ODTÜ'de memur. Bir tanesi turizmden uğraşıyor. Bir tanesi yine telefonculuk yapıyor. Bak ne güzel mesleklerine bakıyor. Evet. Kuşçuluk yapsalar ne yapacaklar? Dükkanı kapatacaklar kuşa peşine. Şimdi biz kuşun besliyoruz. Cenazeye mi gidebiliyoruz? Hastaya mı gidebiliyoruz? Bırakıp gidebiliyor muyuz? Tabii. Gidemiyoruz. Tabii kuşçuluk yani. Ben bu yaşta çoluk çocuk Ankara'da ben burada yalnız duruyor. Niye yalnız duruyor? Kuş için. Kuş için yalnız duruyoruz burada. Şimdi onlar da duysalar tamam kıyameti koparırlar. Evet. Abi o zaman şöyle senin bu ta Ankara'dan buralara kadar gelmene vesile olan kuşları şöyle kümeslere girip inceleyelim mi abi? Abi buyurun. Bunların abi hikayesi nedir? Sen bu çaldırdıktan sonra bu kuşları nereden aldın? Bu kuşların aşağı yukarı... Kaç taneyle başladın ilk başta? Zaten normal olarak şöyle bir şey var. Bizim kendi damızlıklarımız ondan sonra 98 yılından bu tarafa damızlıklarımız vardı. O damızlıklarımız da ufak ufak kaybolmasına rağmen yine de böyle birkaç tane elimizde kalanlar var. Onlarla devam etmeye çalışıyoruz. Burada aşağı yukarı aslında her renkten görüyor muyuz? Yok görmüyoruz. Genellikle boz. Dumanlı, boz dumanlı. Boz dumanlı evet, var. Sarılar, yani, sarılar var. Sarılarda dumanlı kirlilerden çıkma bir dişiyi şey yapmıştık. Yavrularımız var burada. Buradakiler zaten çoğu genellikten yavru hemen hemen. Yavru ekesi olanlar var. İşte yavrular var. Daha hava yüzü görmemiş yavrular var.
Peki abi, ben şimdi gittiğim kümeslerde bir de şunu soruyorum. Senin uçum periyotların nasıl? Yani uçum burada hangi aralıklarla kuşlarını uçurup antrenman veriyorsun? Vallahi genellikle ben sabah namazından sonra kalkıyorum. Yaz günlerinde hava serinken yavrularımı kaldırıyorum. Bir de akşam kaldırıyorum. Onun haricinde pek kuş uçurmuyorum. Periyotlarım bunlar yani. Özellikle teke aldıkların varsa teke aldıklarımızı seçip... zaten normal olaraktan. Burada genellikle damızlıklarımız var. Demin gördüğümüz yavrular dedik. Onlar yavrular, işte o yavrular yavru damızlıkların ekeleri. Devamları. Bunlar damızlıklar daha çok burada evet, var dedin. Evet, damızlıklarımız bunlar. Peki abi, damızlık demişken sana şeyi sorayım. Yılların tecrübesisin burada. Seni bulmuşken bu soruların cevabını senden dinlemek isteriz bir de. Damızlık seçiminde nelere dikkat ediyorsun? Olmazsa olmazım dediğin şeyler nelerdir? Vallahi şimdi damızlık seçiminde kuşu uçurmayınca zaten biliyorsun damızlığı ayırmak çok... Yani ancak uçurur kuş değil. Uçtuktan sonra damızlığa ayrılabileceğin bir kuşsa damızlığa ayırırsın. Onun haricinde... Damızlığa, her kuş damızlığa ayrılmaz. Tabii. Yani şimdi burada normal olarak bizde 15 senedir, mesela 20 senedir beslediğimiz kuşlarımız var. 20 senenin neslinin kuşları var devamı burada. Normal bu yavrularımızı, işte bize atmacalar tat vermiyor biraz. Atmacalar tat verirse zevkten uçuracağımız kuşlar var. Peki baş damızlığın hangisi abi burada senin? Mesela şimdi burada baş damızlıklarımız, bunlar 15 yaşında. Bak. Bunlar baş damızlıklarımız. Baş damızlıkların 15 yaşında evet. Bunlar. Mesela şimdi... Bunlar dumanlı kirliler abi. Dumanlı baş kirliler. Bu dumanlılar bu 15-16 yaşında. Mesela şunlar çok büyük damızlıklar bunlar. Bir sene iki sene yatır bunları kaldır uçar. Öyle yatırdık mi? Bilmez. Bir iki sene yatsın kaldır yine uçar diyorsun. Yine uçar antrenmanını verirse uçar ve oynar. Şimdi mesela şurada var. ...17 yaşında dişimiz. Elinde söylüyor musun abi biraz daha? 17 yaşında eke dişimiz. Yavruları yok. Bütün kardeşlerinin hepsinin, yavruların hepsini 2 senede uğurlanıyor. Uğurlandığından dolayı üretemiyoruz. Birkaç tane elimizde ürettiğimiz yavru var. Onun haricinde de başka da yok. Koy onu yavruyu. Ha yavru çıksın bakalım. Sokarız onu içeri. Şu karşıdaki nedir peki abi? Onlar köşede. Bakıcı olan kuşlar. Orada bakıcı keklik falan da mı var? Ben öyle bir şey mi gördüm? Keklik yok, de mi var orada? Yok, keklik yok orada. Bir tane büyük bir şey gördüm de. Yok, o şey Suriye kuşu. Bir bakabilir miyiz abi o Suriye tabii kuşuna? Tabii. Evet sevgili izleyicilerimiz, ilk defa bugün Suriye kuşu diye bir kuş duydum ben. Şimdi onu göreceğiz. Nedir abi bu Suriye kuşunun özelliği? Ya hiçbir özelliği yok işte yani bu... arkadaşımızın getirdi buraya, bakıyoruz. Şimdi bak mesela... O zaman daha çok şey, posta güvercini tadında mı? Bak yo, mesela. Bayağı da farklı bir yapıya sahip. Soner, sen daha önce hiç gördün mü böyle bir şey? Yok. Ben en son Osmaniye'de o karışma kuşların arasında buna benzer güvercinler görmüştüm. Şimdi bunlara bakalım, yavru çekeceğiz. Yavru büyüttürebilirsek büyüttüreceğiz. Suriye kuşu ha? Evet. Bayağı da büyük, iri yapılı. Bayağı da büyük, evet. Hiç uçurmayı denedin mi abi? Bunlar zaten uçuruyorlar. Şu da dişisi. Erkeği bayağı büyükmüş de dişisi biraz evet. Minyon. Cins olarak ne diye geçiyor bunlar abi? Valla Suriye kuşu diyorlar ya, ben pek de cinsini bilmiyorum. Şunlar zaten posta. Ha onlar posta. Bu arada Soner, şöyle dışarıya doğru sen gel, ben sevgili izleyicilerimize de şunu söyleyeceğim. Evet, Suriye kuşunu da böylece ilk defa sayende görmüş olduk abi. Soner, bu arada şöyle gel, ben sevgili izleyicilerimize bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz Alatürkiye YouTube kanalı olarak Türkiye'nin en prestijli güvercin kanalı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok kısa bir sürede 35.500 aboneye ulaştık. Kanalımız her geçen gün büyüyor. Dünyanın farklı yerlerinden bir sürü insan izliyor. Bu bizim için gurur verici. Ancak şöyle eleştiriler alıyoruz sevgili izleyicilerimizden. Ben bunu da söylemek istiyorum. Farkındayız bunun. Diyorlar ki ya sadece oyun kuşu çekiyorsunuz. Oyun kuşu çekmeyin. Farklı güvercin türlerini de çekin. Farklı kanatlı hayvanları da çekin. Hatta şey bile isteyen var, işte böyle hobi bahçelerinin yapımlarını falan çekin. Bu tarz istek içerikler geliyor bize. Bizim tabii bunun için seyircilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Gerek şebap olsun, taklacı güvercin olsun, işte posta güvercin olsun, yarış kuşu olsun, karışma kuşu olsun, dönek olsun. Sevgili izleyicilerimizden ricam, bana Harun Köybaşı şu altta görmüş olduğunuz Instagram hesabından ulaşabilirler. Bizi kümesine davet etmek isteyen, gelin sizle güzel
içerik çekebiliriz diyen sevgili izleyicilerimiz, kanatlı hayvan ne olursa olsun, kanarya bile olsa, mesajlarınızı bekliyoruz. Biz de Alatürkiye YouTube kanalının yelpazesini sayenizde genişletmiş olalım. Derken abi, ben konuşurken bir yandan pamuk yanıma yanaşmış. Pamuk hiç... çekil oradan. Pamuk, şşt, ne haber? Hiç abi güvercinlere falan yeltenmiyor. O güvercinlerle falan dostluğu çok iyi. Serçeleri çok güzel kovalar. Kumruyu çok güzel kovalar. Bahçeye sokmaz. Yani bu güvercinleri de biliyor, buranın güvercinini biliyor. Güvercinin ağzında serçe, kumru hiçbir şey sokmaz. Evet, benim de ayağımı tabii merakla kokluyor Matilda'nın kokusu olduğu için. Bunu ne zaman aldın abi? Kaç yaşında bu? Bu 2 yaşında. Bunu rahmetli bir kardeşimiz hediye etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Kardeşimizin hediyesi olarak. 2 yıldır sen de burada bahçende alarm olarak kullanıyorsun bunu. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, şöyle diğer ateş nerede? Ateş orada masanın altında. Bir de ateşimiz var. Ateşin cinsi neydi? Ateşimizin cinsi pincher. He, pincher, evet. Ufacık bir şey. O da yine yaşı var, evet. Ama küçücük. Ona kardeşlerimiz gavur silahı diyorlar. kimse içine girmiyor. Oradan o kapatmadı mıydı kümeseye, bahçeye arkadaşlarımız girmiyorlar. Gavur silahı. Vallahi gavur silahı diyorlar. Talat abi, şimdi biliyorsun bizim adetimiz var. Gittiğimiz kümeslerden bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz için hediye güvercin istiyoruz. Buradan kardeşlerimize bir tane, bir inşallah beklentimiz olan bir yavru hediye edelim. Yavru ekesi. Ben bu yavru ekesini ufacık kılçıklanmadan bile kışın evde sobanın arkasında elimle büyüttüm. Bu hediye edeceğim kuşun. Hediye edeceğimiz kuşun iki kardeşti. İkisi de erkek çıktı. Birini hediye edelim. Birini biz uçuralım. Birini onlar uçursun. Onu bir görebilir miyiz abi seninle beraber? Kime nasip olursa o uçursun. Evet. Bu taklayı falan çevirmiştir yeni. Yeni yeni uçuruyoruz bunu. Bu inşallah güzel bir kardeşimize gider, uçurur. İnşallah. Nesli güzel. Annesi Gök, babası Bozkirli. Bir kardeşi de bizle, bir kardeşini de biz uçuralım. Bu da nasip kime giderse inşallah kazanacak inşallah, sevgili izleyicimiz de güle güle beslesin inşallah, bunu. İnşallah güle güle beslesinler. İnşallah olur. Bizi mahcup etmez. Demişken şimdi çekilişe katılmak için yapması gerekeni söyleyeyim sevgili izleyicilerimizin. Hepimizin, tüm güvercin besleyenlerin hayatında bir kez güvercini bırakma ya yeltendiği bir dönem olmuştur abi mutlaka. Mutlaka. Tüm güvercin mutlaka, besleyenlerin. Mutlaka sizin bugün güvercini bırakacak olsanız hangi sebepten güvercin beslemeyi bırakırdınız? Videonun altındaki yorumlar kısmında belirtirseniz çekilişimize katılmaya hak kazanacaksınız. Biz de o yorum yapan sevgili izleyicilerimiz arasından bir kişiye bu güvercini hediye edeceğiz. İnşallah güle güle beslesin. Güle güle buradan beslesinler da söyleyelim. Abi son kez senin söylemek istediğin bir şey var mı buradan bizi izleyenlere? Vallahi tüm kardeşlerimin hepsine selam söylerim. Hepsi de kendilerine iyi baksınlar. Dostlara ehemmiyet verdikleri kadar kuşa ehemmiyet vermesinler. İnşallah temennim o. Bizim görüp göreceğimiz bu. İstediğimiz, temennimiz bu. İnşallah herkes böyle hakkınca kuş beslesin. Bunun güzelini beslesin. Kimsenin emeğine Allah zayiat vermesin. Güle güle kuş beslesinler. Diyeceğimiz bu. Evet. Ben de buradan bütün izleyicilerimize, bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ilk ve tek marka tescilli güvercin kanalı Alatürkiye sizleri seviyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güvercin camiasının sesi Alatürkiye ailesi olarak YouTube kanalımızı sizler için geliştiriyoruz. Alatürkiye! Yepyeni küme ziyaretleri, kuş uçum videoları, güvercin hastalıkları ve tedavi yöntemleri, kümes ve oyun kuşu bakımları. Merak ettiğiniz soruların cevapları ve daha fazlası Alatürkiye YouTube kanalında. Hastalık, aşk. Aşk sönmüyor, bir ateş o işte, öyle bir şey işte. Alatürkiye ailesi olarak keyifli vakit geçirebilmeniz adına yepyeni programları sizler için hazırlıyoruz. Alatürkiye YouTube kanalı faydalı bilgileri, izlenesi içerikleri bulup keyifli vakit geçirebileceğiniz bir kültür kanalıdır. Emek ve sevgi paylaştıkça çoğalır. YouTube kanalımıza abone olarak yepyeni videolarımızı izleyebilir, videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.